Şafi. Merhabalar sevgili Gıynık Web TV izleyicileri. Şu anda sizler için güzel yurt semt pazarındayız. Pazar ekonomisi nasıl? Gelin hep birlikte görelim. Hayırlı işler olsun öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl hoş geldiniz. Gidiyor işler? Müşteri var mı? Müşteri az. Artan döviz karşısında müşterinin alım gücü kalmadığı için artık pazarlarımızda müşteri azaldı. Evet, yani ürün çeşitliliği de azaldı piyasada. Bulunan ürünler de pahalı. Yani ondan dolayı yani satışlar düştü. Vallahi bağlılık aldı başını gidiyor. Ne diyeyim, başka bir şey diyemem. Ne kadar bir bütçe ayırdınız geldiniz şimdi pazara? 200-250 lira. Bak 300 lira şimdi verdim ha iki pantolona. Fiyatlar... Çok kötü, çok. Her şey çok kötü. Her şey pahalanmış mı? Evet. Tüpleri bile kaybettiler, yok. 5 liraya patates, 6'ya satarız. Müşteri yok, satış yok. Ne yapmak gerekir? Başka söyleyecek bir şeyimiz kalmadı artık canım. Nerede o eski pazarlar? Evet, eski pazarlarımız kalmadı. Bekledik. Satışımız olsun, satış olsun. Pahalı biraz. Özellikle domates. Yani çok 10 lira olmaması gerek bence domatesin. Mutfağa nasıl yansıdı peki bu fiyatlar sizde? Ya şimdi biz kalabalık bir ailedeyiz. Bir eşim, bir ben. Çocuklar benim Türkiye'de. Kalabalık bir ailedeyiz. Çok öyle masrafımız yok ama yani kalabalık ailelerin de Allah yardımcısı olsun. Yani biraz ne bileyim bu kadar olmamalı. Hele pazar. Hele pazar dediği yer. İnsanlar pazara gelir daha uygun meyve sebze alsın diye ama maalesef. Vallahi her şey ya. Gerçekten yani her şey çok var. Görüyorsunuz yarım kilo yarım kilo alıyoruz artık her şey ya. Yani artık kiloyu unuttuk. Gerçekten çok bak, pahalı. Domates almadım mesela. Hayat çok pahalı. Fasulye aldım. Pazar ıspanak aldım, onu aldım, domates almadım. Neyden pişireceğim fasulyeyi ben? Yani geçiyorsunuz hiçbir şey almadan 100 lira para veriyorsunuz. Gerçekten çok pahalı yani. Evet. Şimdi şu pazar çantasını ne kadara doldurdunuz? Aşağı yukarı bir 100 lira buldum. O da hep yarım kilo yarım kilo yani. Yani hiç öyle bütün değil. İki ıspanak bir şey yarım kilo yarım kilo. Yani gerçekten çok pahalı. Mandalina, portakal, limon 5 TL. Nasıl abi, müşteri geliyor mu? Geliyor yani ay sonuna doğru azalıyor. Ay başı biraz daha kalabalık. Tabii ki ödeme olduğu zaman, maaşlar ödendiği zaman işler daha güzel oluyor. Ondan sonra ay sonuna doğru işler düşüyor. Yok. Bazı ürünler pahalı. Neler mesela, meyveler çok pahalı. Meyve pahalı yani. Yerli ürün bak portakal, mandalin 5 lira yani onlara göre. Onlar 15-20. Öyle yani. Nasıl ucuzlar? Üretici desteklenirse, daha fazla ekim olursa fiyatlar düşer. Bir de yazın etkisi oldu. Bu yaz sıcak havalardan dolayı ürünler yandı. Özellikle zepse yandı. Yanınca az çıktı. Az çıkınca da fiyatlar yükseldi, fırladı. Piyasa çok iyidir burada. Fiyatlar gayet güzeldir. Açık pazarın fiyatları gayet güzel. Salatalık 3 TL. Havucumuz 7-8 lira. Yeşillikler 5 lira. Yani fiyatlar gayet iyi. Şimdi durumu iyi olmayanlar daha az alışveriş yapar. Durumu iyi olanlar zaten fiyata bakmaz. Markete gider alışveriş yapar. Buraya gelmez. Yani 3 lirada benim karım %10-15'tir. Nedir kazanacağım? Veya fasulye şimdi 20 lira. Bir döner alsan kaç paradır? 30 lira. Yani bunun yanına bir de pilav yapan güzel bir yemek yiyen. Değil mi? Dışarıda bir yemek yesen 50 lira. Gidip oturup yesen. 4 kişilik aile gitse 250-300 lira. Yani fiyatlar normaldir. İsterli lisesi olsun 20 lira. Maaş 20 lira. Kime tokanır? Benim kendi ürünlerim. Ben bir cumartesi geliyorum buraya. Başka yok. Tarladan direkt satışa sunuyorsun. Lefkoşa'da yer olsa giderim oraya ama yer yokmuş galiba. Vermiyorlar. Veya Girne'den. Verseler işi büyütecek ama büyütemiyoruz. Yer sıkıntısı var. Ya o yüzden gidemiyoruz. İşi büyütemiyoruz yani, anlayacağınız varsa.
gerekli şeyler alıyoruz. Memnun musunuz fiyatlardan? Duruma göre bu pahalılıkta iyi, pazara gelmek iyi bir şey. En azından daha ucuz bir şeyler alıyoruz. Öyle. Mutfakta da bir şeyler pişmiş oluyor. Mutlaka, mutlaka. En azından bu zor şartlarda idare etmeye çalışıyoruz. Fiyatlar zamana göre ortadır fiyatlar. Biraz pahalılık var ama zamana göre pahalı. Bir çuvallı bazma olduğunda 300-400 lira. Bunun ekimi vardı, kimi var, suyu var. Masraf çok, benzin bulmazlar insanlar, mazot yok. Yokluk bir memlekette yaşarız. İnsanlar haklı şikayet eder ama ne kadar, yani üreten de işçilik pahalı. Ucuz ne var? İdare yok. Doğru dürüst bir idare yok. O kadar. Merhabalar, hayırlı işler olsun. Nasıl gidiyor işler? İşler çok kötü. Ekonomik kriz olduğu için çok kötü. İnsan yok pazarda. Fiyatlar hep uygun. Fiyatlarımız hep uygun. Kaçta kaç arası terlikler? 20'den başlıyor, 50'ye kadar var. Bazı ucuz. İşte ikisi ortası. Fena değil, çok güzel şeyleri vardır. Ya. Öyle öyle. Nasıl olabilir? Her şey zam. Her şeyde zam. Onun için mecburimiz de. Yani bir defa aldığın şeyi ötesi defaya zamlı alın. Yurtsan pazarını gezmeye devam ediyoruz sevgili izleyenler. Tüketici kadar üretici de dertli, zararına satış yapıyoruz diyorlar. 200 liralık mazot aldım ama tezgahımda 100 liralık satış yapamadım diyorlar. Yani adam, bak iki tane araba var, bu kadar sermaye var, bak müşteri karşılar bunu. Çürüğü çarığı var, atılanı var, döküleni var, vergisi var, algısı var. Nasıl çıkar içinden? Günden güne içeri gider. Benzinim bu kadar fazla. Ben 200 lira benzin koydum. 100 lira toplamadım burada. 200 lira gelirken o arabamı Renault'ya koydum. Benzin gidip ya götürür ya götürmez. Geçen yolda kaldı. Şaştık kaldık. Şu anda pazarımızda uygun görünse de uygun değil. İnsanların artık cebindeki parayla tezgahlara bakıp fiyatları sorduğunda alım gücü kalmadı. Yani günümüz şartlarında bugün aldığımız asgari ücret layık gördükleri para 4000 kusur lira. Bu para şu anda 1800-2000 liraya eşit değerde. Bu insanların biraz da alım güçleri düşerse gün sonunda ya çalacaklar ya da başka şeylere başvuracaklar. Bizi uzak doğu ülkelerine benzettiler gitgide. Başımızda yöneten, kontrol eden ve bizim ne yaşadığımızı bilen kimse yok. Malımızı getirip burada satış yaparken insanlarımıza hizmetin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Ama bizim de yaşadığımız zorluklar var. Tezgahı buraya kurmak 5 dakikalık bir iş değil. Evimizden, barkımızdan, kör namazdan çıkıyoruz. Tezgahları kurup burada işe başlamadan pazar parası veriyoruz. Ve bunun layığıyla satıp cebimize para koymadan zararımızı hesaplıyoruz. Gün sonunda 5 liralık bir ürünü 3'e verip bitirmeliyiz. Ama bunun masrafı, ilacı, suyu, işçisi görünmüyor kimseye. Her gün hayat pahalılaşıyor. Bir işçiyi yerinden kaldırıp tarlaya götürmek için 150 veya 200 lira para vermemiz lazım. Bunlar hiç hesaba girmiyor hayat şeylerinde. Ama bunun dışında inşallah daha güzel günler olacak. Bu hastalığı yenersek. Siyasetçilerden çok beklediğimiz bir şeyimiz yok. Kendilerini kontrol etsinler yeter. Şükür. Yani zamana göre çok iyi. Pazarların olmazsa olmazı tatlılar, mısırlar. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür ilerledik. İyi gider. Siz bana sorarsınız. Piyasada değil misiniz? Pahalı. Her şey pahalı. Sabah kalkan cebinde para erir. O kadar. Evet. Diyet yapar. Herkes de ekmekten kaçınır. Bir de pahalı görünce daha fazla kaçınır.
Güzelyurt pazarının bir özelliği de sevgili izleyenler, öğlen toplanması. Tüm pazarlar akşam üzeri toplanmaya başlarken Güzelyurt pazarı kapanışını öğleden sonraya bırakmıyor. Şimdi de bir esnaf pazarını toplamaya başladı. Hemen mikrofonumuzu uzatalım. Bitti mi pazar şimdi? Pazarımız bitti. Nasıldı satışlar? Sınıfta kaldık. Her şey sınıfta kaldı. Vatandaş pahalı mı buluyor? Çok pahalı, çok pahalı. Ne satacağımızı bilmeyik. Kaça satacağımızı bilmeyik. Kaça alacağımızı bilmeyik. Hiçbir şey bilmek yok. Yani neyi ne alacak, kime satacak, neyi satacak, müşteri de bilmez, biz de bilmeyik. Yani olduğu gibi hep bütün tezgahı koyuyoruz, götürelim. Yani yaktığınız mazotu, benzini karşılamadı. Öyle yok, karşılamayız. Onu da bilmeyi kaça alacak şimdi. Onu da bilmeyi kaç para alacak, gaz tüpü kaça alacak, onu da bilmeyi. Bir bilsek daha güzel olacak değil. Yani yeni geldik aslında, çok bakmadık. Aynen, genelde yeni geldik daha önce. Öğrencisiniz. Evet. Nasıl peki Türkiye'ye göre fiyatlar, daha tazedir sizdeki fiyat bilgileri? Türkiye'ye göre yüksek biraz. Bir fark var yani az da olsa. Bütçeyi zorladı mı peki? Bütçeyi yani çok fazla almadığımız için zorlamıyor ama bir aile geçindirmek zor. Enchanté.